Sağlığı hakkında konuşmak istedik Ali Rıza Hocam. Yayın naması kesildi galiba. Saniye. Evet, Cem Bey'den ilk sorumuzu alalım istersek. Bugün öncelikli olarak Cem Bey'le başlayalım. Sözü ona bırakalım dedik. Buyurun. Teşekkür ederim Kaan. Hocam hoş geldiniz. Hocam öncelikli olarak bir kendinizden bahseder misiniz? Nerede görev yapıyorsunuz? Hangi alanlarda çalışmalarınız var? Kısaca bir kendinizden bahseder misiniz sorulara geçmeden önce? Tabii. Çukurova Üniversitesi Su İlimleri Fakültesi'nde çalışmaktayım. Ağırlıklı olarak çalışmalarım balon balıkları ve içerdikleri toksin içeriğiyle ilgili çalışmalar yapmaktayım. Bu alanda çeşitli yüksek lisans ve doktora çalışmamı bu alanda yaptım. Yine TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen projeleri bir kısmını tamamladık, bir kısmını devam ettirmekteyiz. Yine balon balıkları ve toksitesi üzerine çalışmalarımızı ekip olarak devam ettirmekteyiz. Teşekkür ederim hocam. Tekrar hoş geldiniz. Bugün gerçekten önemli bir konu üzerinde konuşmaya çalışacağız. Denizden Babam Çıksa kanalı üzerinde, YouTube kanalı üzerinde konunun hakimi olan insanlarla bir araya gelip gerçek doğru bilgileri insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Balon balığı konusunda da çok fazla doğru veya yanlış bilgi var. Biz bunları ilk ağızdan sizden öğrenmek istedik. Bu nedenle de ben öncelikli olarak bir en basit sorudan başlamak istiyorum hocam, izninizle. Balon balığı nedir aslında ve nasıl bir balık türüdür hocam? Kısaca bir tanımlama yapar mısınız? Hocam öncelikli Balon olarak balığı işte ismini bir kendinizden aldığı bahseder misiniz? özelliğiyle Nerede bilinir görev aslında. Yani yapıyorsunuz? Kısaca bir kendini kendinizden bahseder misiniz? işletebilmeye Sorulara sahip geçmeden önce. balıklardır. Çukurova Üniversitesi Su İlimleri ve Tropik ve Subtropik bölgelerde yaşayan çok sayıda tür içermektedir. Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nda. Üç familyadan oluşur. Diş yapılarından isminin diş yapılarından aldığı üç familyadan oluşur. Diodontidae yani iki dişliler familyası ki bu familya çok popülerdir. Akvaryumda yetiştiriciliği yapılan türleri içerir. Bir diğeri üç dişliler dediğimiz Triodontidae familyası vardır. Ve şu an belki de bu yayının yapılmasına sebep olan bizim Akdeniz'de popüler olan balon balıklarının yer aldığı Tetraodontidae familyası yani dört dişliler familyası bulunur. Bu en kalabalık balon balığı familyasıdır ve 200 civarında türü vardır. Tatlı sularda ve denizlerde yaşayan 200 civarında türü vardır. Peki niye popülerdir balon balıkları? Evet çok popüler. Çünkü dünyada bilinen en güçlü denizel toksin içerir. Yani tetrodotoksin adı verilen bir toksin içerir. Büyük çoğunluğu, hepsi değil ama büyük çoğunluğu bu toksini içerirler. Toksik olmayan türleri de özellikle Japonya gibi ülkelerde itilen balıklardır. Ama genel itibariyle toksisite gösterir ve dünyada her yıl çok sayıda ölümlü zehirlenme vakasına neden olan balık türüdür. Teşekkür ederim hocam. Bizim özellikle hani Akdeniz'de tanımladığımız bir takım balon balığı türlerinden bahsetmişsiniz ve özellikle aslında bugün zehirli olanlardan biz bahsetmek istiyoruz da bu canlılar dünyada aslında nerede yaşıyorlar? Orijinleri nerede? Bize gelenler. Hint ve Pasifik Okyanusları Kaan Bey. Ama inanılmaz bir yayılım yeteneği ve istilacı özelliğe sahip türleri var. Şu an belki de yani Kuzey Denizleri hariç hemen hemen dünyanın birçok yerinde balon balıklarıyla karşılaşabiliyoruz. Epey yayılmışlar. Akdeniz'de durum nasıl dersek, Akdeniz'de şu an Diodontidae familyasından 3, Tetraodontidae familyasından 10 farklı balon balığı türü Akdeniz'e gelmiş durumdadır. Bunların çoğu Lesepsiyen'dir. En çok bilinen balon balığı türü Lagos Scelerata türü, benekli balon balığı. Geçen hafta Antalya'da bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan balık türüdür. Bu ilk olarak 2003 yılında Türkiye kıyılarında yakalanıyor ve 2005 yılında rapor ediliyor. İşte günümüze kadar şu an Akdeniz'in tamamına yayılmış, oldukça tehlikeli, istilacı, hızla yayılan istilacı bir türdür. Hocam, Lesepsiyen dediniz. Lesepsiyen ne demek? Balon balığı Lesepsiyen bir tür dediniz ya. Lesepsiyen
Süveyş kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan türlere Lesepsiyen türler adı verilir. Niye böyle bir isimlendirme yapılmış? Süveyş kanalının tamamlanmasına çok büyük katkı sağlayan Fransız bir diplomat o dönemde. Mısır'da yaşayan Fransız bir diplomat. Ferdinand de Lesseps isimli bir diplomata ithafen bu göçe Lesepsiyen göçü olarak isimlendirme yapılmıştır. Sanırım 1970'lerde ya da 60'larda gibi isimlendirme yapılmış. Bizim fakültemizde doçent doktor Sinan Mavruk bu konuda ciddi anlamda bir envanter tutmakta. Mesela onunla en son görüştüğümde şey demişti. 119 tane balık türü, Lesepsiyen balık türü Akdeniz'de şu an yaşamakta. Akdeniz'de iş yapmış durumda. Peki balon balıkların hepsi Lesepsiyen mi? Çoğunluğu Lesepsiyen, evet. Yani işte bu popüler balon balıklarının çoğunluğu Lesepsiyen. Ama Lesepsiyen olmayanlar da var. Atlantik kökenli balon balıkları da var. Ki bunlardan en önemlisi Lagocephalus. Lagocephalus dediğimiz okyanus balon balığı olarak da adlandırılan balık Atlantik kökenlidir. Yine Sporodes paşikasiter dediğimiz bir Akdeniz'e yaygın bulunan bir tür var. Bunun gibi birkaç türümüz Atlantik kökenlidir ama diğer türlerin büyük çoğunluğu Lesepsiyen türler olarak ifade edilir. Kızıldeniz'den Süveyş kanalı aracılığıyla Akdeniz'e giriş yapmış balıklardır. Çok teşekkür ederim. Demek ki Kızıldeniz'le ilgili bir şeyimiz var. Peki genel olarak baktığımızda balon balıkları bizim için neden bir tehdit ya da nasıl bu kadar hızlı yayıldılar ve bu kadar hızlı yayılmasının sebebi ne olabilir? Balon balıkları belki bu yayında en çok duyacağımız, balon balıklarından sonra en çok duyacağımız kelime tetrodotoksin olacak, TTX olacak. Balon balıklarının etkili olarak ortada durmasının en önemli sebebi kesinlikle tetrodotoksin içermeleri. Yani bu ürüncülüğümüz toksin halk sağlığı açısından çok büyük riskler içermekte ve dünyanın birçok yerinde özellikle uzak doğuda ölümcül vakalar ortaya çıkmakta. Artık Akdeniz'de de görülmeye başlandı. Bir diğer niye tehdit sorusu, hızlı yayılıyorlar çünkü. Yani avcıları yok. Predatör bir bu balon balıkları beslenen, literatürde belirtilmiş balon balıkları beslenen herhangi bir tür bilinmemekte şu anda. Ayrıca kamu otoriteleri gerek ülkemizde gerekse de Akdeniz'in tüm ülkelerinde kamu sağlığını, bu toksinden dolayı kamu sağlığını göz önünde bulundurarak av yasakları getirdi balon balıkları ile ilgili. Bu da doğal olarak üzerinde bir av baskısı olmaması anlamına geliyor. Bu da hızlı yayılımına dolaylı olarak bir katkı sağladı. Bir diğer tehdit olmasındaki bir diğer faktör de özellikle küçük ölçekli balıkçılara av araçlarına çok ciddi zarar vermesi. Diş yapısı, o tetrodontidae dediğimiz işte plak kaynaşmış dişleri oldukça keskin. Hatta mesela sosyal medyada, YouTube'da işte kutu kolaları ya da işte metal içecek kutularını parçaladığını gösteren videolara rastlayabilirsiniz. Evet, var. İşte av araçlarına çok ciddi zarar veriyor. Yanılmıyorsam Ege Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalışma vardı. Şu an miktar olarak atlayın ama balıkçılık sektörüne ciddi anlamda bir ekonomik kayba yol açma. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde evet balon balıkları zararlı ve hem yayılım hızlarıyla hem de diğer etkileriyle bir tehdit olarak ortada durmaktadır. Evet. Bir tetrodotoksinden bahsetmiştik. Biraz önce siz bahsetmiştiniz de daha doğrusu. Bu toksinin özellikleri neler? Biz hani sadece duyduğumuz kadarıyla biliyoruz belki ama bir nörotoksin galiba değil mi tetrodotoksin? Bir nörotoksin. Yani dediğim gibi bilinen en güçlü denizel nörotoksin bu. Hı hı. Esasında bununla ilgili bilgi işte Japonya çok eski zamanlardan beri bu aşina. Hı hı. Bizler okyanus kıyısındaki ülkeler gibi toksik ve zehirli balıklara çok aşina değiliz. Yeni bir olgu için, yeni bir fenomen ortada durmakta. Japonya'da 1880 yılında Petrodontidae familyasındaki balon balıklarından bu toksinin olduğu belirleniyor. Hı hı. Profesör Tahara isminde bir insan tarafından. Ve bu familyaya ithafen de ismi tetrodotoksin olarak adlandırılıyor. Daha sonra fugotoksini, işte farklı adlandırmalar da yapılıyor. En son 1964 yılında resmi olarak tescilleniyor. Tetrodotoksin olarak ismini koyalım. Peki
kimyasal açıdan ne gibi özellikleri var? İşte maalesef en büyük sıkıntı bu toksinin protein yapıda olmaması. Bu şu anlamı geliyor. Termostabil bir organik molekül bu toksin. İşte siz toksin içeren balığı ya da herhangi bir başka canlıyı ısı işleme maruz bıraktığınızda toksinin yapısı bozulmuyor. Yani balon balonu pişirseniz de siz o toksin yapısını bozamadığınız için ölümcül etkisini devam ettiriyor. Onun dışında işte suda çözünebilen, renksiz, kokusuz bir molekül, organik molekül. Bir diğer sıkıntı ve belki en önemli özelliklerinden birisi de bilinen bir panzehirli antidotu yok. Yani siz zehirlenme durumunda mesela Avustralya'da yaşayan bir kaya balığının mesela çok aşırı zehirli bir kaya balığında mesela antidot üretiyorlar, panzehir üretiyorlar. Ama bunun yok. Yani bu da işte toksini önemli ve tehlikeli oluyor. Bu dediğim gibi balon balıklarında bulunuyor ilk başta. Ama sonra bilim insanları yaptıkları araştırmaları şunu fark ediyorlar ki sadece balon balıklarında değil. Yani omurgasız denizel canlılarda, işte ahtapotlarda, belli karides, midye türlerinde bu toksin var. Hatta taksonomik olarak yani farklı çok uzak gruplarda işte karasal bazı semender ve kurbağa türlerinde de bu toksinin bulunduğu belirleniyor. Bu toksinin genel kanı şudur. Toksini bulunduran canlılar buna bir savunma adaptasyonu olarak, savunma mekanizmasının bir parçası olarak kullanmaktadırlar. Dolayısıyla da yaşamlarında bir avantaj sağlıyor. Çünkü bu toksini içeren bir hayvanı başka bir canlı tükettiğinde, aldığında vücudunda ciddi felce yol açıyor. Bunu da nöronlarda sodyum blokerleri vardır. Yani impuls iletimi, sinir hücrelerinde iletimi esnasında sodyum kanalları vardır. Fetorotoksin işte bu kanalı tıkayan ve tıbbi çalışmalarda da aynı zamanda kullanılan bir sodyum blokeridir. O nöronlar arasındaki impuls iletimini kesip orada sinirsel iletimi durduruyor. Normalde insanda 9 farklı, insan genomunda bu sodyum kanallarıyla ilgili 9 farklı gen vardır. Ve 3 tanesi hariç 6 tanesi TTX'e dayanıksızdır. Yani TTX'ten etkilenir. Özellikle sinir sistemi ve iskelet kaslarındaki solunum merkezindeki iskelet kaslarında TTX'e karşı aşırı bir hassasiyet söz konusudur. Bu şekilde TTX'in genel özellikleriyle sıralayabiliriz. Galiba aslan balonundaki TTX değil, değil mi? Çünkü aslan balonu pişirince aslında birazdan yani değinecektim ama şey mesela poison ve venom kavramları vardır. İngilizce bunları Türkçe ikisi de zehir olarak çeviriyoruz. İkisi birbirinden çok farklı kavramlar. Aslan balonundaki venom ve işte ışınlarında bulunuyor, depolanıyor ve kendini yine savunma amaçlı olarak bulunuyor. Ama balon balığındaki venom değil bir toksindir ve kas dokusu ya da diğer işte dokuların birçok dokusunda yayılmış vaziyette bulunur. Bunlar. Aslan balığındaki farklı ve o protein yapılır aynı zamanda. Dolayısıyla ısıdan toksin olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben tabii TTX'in kaynağıyla ilgili bir soru soracaktım. Hani nedir bunun kaynağı diye. Ama hocam zaten soruya cevap vermiş oldunuz ama eklemek istediğiniz bir şey var mı onunla ilgili? Yani aslında evet. Yani çok önemli bir konu Cem Bey. TTX'in aslında kaynağı tam olarak ortaya konulabilmiş değil. Yani şu biliniyor. Evet, bakterinin denizel bakteriler tarafından üretildiği kabul görüyor şu anda. Niye tam olarak ortaya konulabilmiş değil? Çünkü çok geniş bir şeyde sistematik dağılım gösteriyor. Yani taksonomik dağılım mekanizması çok geniş. Birbiriyle çok yakın olmayan canlı türlerinde de bu toksini görebiliyoruz. Ayrıca kimyasal olarak çok sayıda analoğu var bu toksinin. Bundan dolayı tam olarak ortaya konulmamış ama kabul gören birkaç hipotez var. Bir işte endojen üretim hipotezi var. Yani diyor ki balon balıkları bu toksin kendileri üretiyor. Ama bu şu an kabul görmüyor. Bir dönem olmuş. Besin zinciriyle aldığını iddia eden etrojen hipotezi var.
bir de simbiyotik can, belirli organlardaki simbiyotik bakteriler tarafından üretildiğini iddia edenler var. Şimdi bu aslında bunların hepsinin bir şekilde farklı etkileriyle ortaya çıktığı düşünülmekte. Dediğim gibi net olan besin zinciriyle aktarılıyor. Denize bakterilerden alınıyor. Nereden biliyoruz besin zinciriyle aktarıldığını? Japonya biliyorsunuz. Balıklarıyla çok duyarlı, ilgili bir ülke. Toplum olarak da yemek kültürlerinde yer alıyor balon balıkları. Bunun yetiştiriciliğini yapıyor balon balıklarının yetiştiriciliğini yapıyorlar Japonya'da. Yetiştiriciliği yapılan ve toksik olmayan yemlerle beslenen balon balıklarının hitiks içermediği belirleniyor yapılan çalışmalarda. Yani Takifugu rupribes ve Nipoles, Fugu Nipoles türleri yetiştiriciliği yapılıyor. Eğer ki toksin içermeyen yemde işte yetiştiriciliğini yaparsanız, işte havuz ortamında yapıyorlar bunu. Sizin yine balığın titik içermediği belirleniyor. Bu konuda çok sayıda çalışma var. İşte bu da zaten bize şeyi gösteriyor. Evet, bu toksin besin zinciriyle. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederiz. Peki gene hani daha ben aslında bu sabah bir şey gördüm. TRT'nin Twitter Instagram hesabında paylaşmışlar da. Bu zehrin balığın sadece karaciğerinde biriktiğine dair bir bilgi paylaşmışlar ama ben tahmin ediyorum ki balığın arka tarafındaki ette de var diyebiliyorum ben ama başka bir yerde de birikim oluyor mu? Normal şartlarda en yoğun bulunduğunda donatı karaciğer. Ayrıca iç organlarda, bağırsaklarda, deride ve kas dokuda biz yaptığımız çalışmalarda toksin tespit ettik. Bu özellikle sklerotik türünde. Tabii toksin miktarı mevsimsel olarak da farklılık gösteriyor. Mesela şöyle bir algı vardı ilk balon balıklarıyla ilgili biz çalışmalar yapmaya başladığımızda. İşte yaz döneminde, üreme döneminde daha yüksek oluyor. Ama gerek bizim, gerekse Yunanistan'da yapılan çalışmalar gösterdi ki Akdeniz'e özgü bir durum da olabilir bu. Sonbahar ve kışın mesela toksite nispeten daha yüksek çıktı. Lagos sklerotus türünde. Sadece karaciğerinde ya biraz işte şöyle bir sıkıntı var. Yani sizler de takip ediyorsunuzdur. Maalesef bir bilgi kirliliği oluyor. Medyatik görünmek adına işte bir takım kavramlar kullanılıyor. Yani bunu birçok kurum ya da sosyal medya hesabı yapabiliyor. Evet, karaciğerinde var. Hatta Japonya'da işte karaciğer tüketmesi kesinlikle yasak. Fugu restoranlarında dahi yasak. Ama bizim yaptığımız çalışmalarda biz Akdeniz kıyılarımızdaki en yaygın 4 balon balığı türünün tamamının TTX içeriğine yönelik araştırmalar gerçekleştirdik. Bir TÜBİTAK projesi kapsamında. Mesela cüce balon balığı olarak bilinen Torquay General Flammaclosus türü vardır. Ki şu an çok ciddi bir yayılım eğiliminde. Mesela onun derisinde çok yüksek miktarda bulduk. Bu şu anlama geliyor. Yani açık yarayla siz ona dokunduğunuz zaman yani dozaja bağlı olmak kaydıyla zehirlenebilirsiniz. İşte sadece karaciğerde değil, evet karaciğerde yüksek bulunuyor çünkü karaciğer ciddi metabolizma için çok önemli bir organ. Burada bir üretim dönüşüm mekanizması söz konusu olabilir. Ama biz 5 dokuyu inceledik ki en yaygın dokular bunlardır. Pekalyon, gonad, karaciğer, iç bağırsak, sindirim sistemi, deri ve kas dokuda da TTX bulunuyor. Bu miktarı da bireye, mevsime ve yakalandığı bölgeye göre de farklı gösterebiliyor. Çok teşekkür ederim. Peki bu TTX'in insana bir şekilde gelmesi, bulaşması yani ya işte gıda yoluyla tüketilmesi veya temas yoluyla tüketilmesi sonucunda insanda ortaya çıkarttığı mutlaka bazı belirgin semptomlar vardır. Bunlarla ilgili söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı acaba? Şimdi dediğim gibi yani zehirli balık kavramı bizim özellikle Akdeniz ülkelerinde bizim sahibimizin tüm Akdeniz'in yeni tanıdığı kavram. Oysa ki doğu bölgelerinde mesela uzak doğuda çok aşinalar. Japonya'da ilk balon balığı zehirlenmesi kaydı milattan sonra 200 yılında yazılı kayıt. Çin'de yine 2000 yıl öncesinde balon balığı zehirlenmeleri ne karşı neler yapılacağına dair o dönemin koşulları teknolojisiyle
bilgiler, yazılı bilgiler bugün kalmış. Mesela İskender Doğu seferini yaparken bu doğudaki işte özellikle askerlerin balık yemeyi yasaklamış mesela. Bu tarz şeyler var. Ve daha ilginç bir şey daha söyleyeyim size mesela. Fransız bir arkeolog 1923 yılında Mısır'da antik bir mezarda Tetrodon linnaeus isimli bir balon balığının tasvir edilmiş halini buluyor mesela. Şimdi bunlar aşinalar, evet. Çünkü toplum olarak onu yaşamışlar. Zehirlenme vakaları olmuş, ölümler görmüşler. En aşina olan da balon balığı üzerinde de Japonya. Japonya'da balon balığı tüketimi geleneksel mutfak ve kültür içerisinde çok önemli. Bir cesaret göstergesi olarak görülüyor orada. Hatta bu cesaret göstergesiyle paralel olarak Orta Çağ'da Japonya'da balon balığı ile ilgili şiirler yazılmış. İmparatorun yemesinin yasak olduğu tek yemek olduğunu okumuştum mesela bir yerde. Çünkü riskinden dolayı. Ve işte bu zehirlenme mesela 1940 1954 ile 1963 arasında 9 yıllık sürede Japonya'da 1153 ölüm gerçekleşmiş. Yani o 9 yıl içerisinde balon balık gibi baklavaları geçtim. Ölüm oranı 1153. Bunun üzerine Japonya çok ciddi bir şekilde şey yapıyor. Yasal düzenlemeler. Japonya Sağlık Bakanlığı lisanslı şeflerin yapabilmesine, fugu restoranlarında tüketilmesine, evlerde tüketilmemesine yönelik yasal düzenlemeler getiriyor. 1967 ve 76 yılları arasında ölüm sayısını 350'lere düşürüyorlar. Ben mesela takip ediyorum Japonya'daki Sağlık Bakanlığı'nı. 2009 ile 2017 arasında sadece 3 ölüm olmuş. Şu an hala Japonya'da işte yıllık olarak 20-30 vaka ve 40-50 civarında da hasta her yıl oluyor. Ama ölüm sayısını düşürdüler. Yasal düzenlemeler tabii etkili. Dediğim gibi Japonlar 20 tane 20, evet, Japonya Sağlık Bakanı 20 tane türün tüketimine izin veriyor. İşte en çok zehirlenmenin olduğu ülke Japonya. Ama bunun yanı sıra dünyada işte Çin, Malezya, Tayvan, Tayland, Vietnam gibi işte yine uzak doğu ülkeleri, Avustralya, Yeni Zelanda, hatta Meksika, Brezilya gibi Güney Afrika, Amerika ülkeleri ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de zehirlenme vakaları oluyor. Yine son dönemde Akdeniz'e lesefsiyen güçüyle gelen balıklarıyla birlikte işte Lübnan, Mısır gibi ülkelerde, İsrail gibi ülkelerde zehirlenme oldu ve maalesef bildiğiniz gibi geçen hafta Türkiye'de de ölümlü bir vaka oldu. Peki bu zehirlenme vakaları bu kadar yaygın dediğiniz gibi, şimdi sorunuza geleceğim, orayı çok uzattım. Balon balıklarının zehirlenme vakaları, semptomları neler? Şimdi balon balığı tüketildikten sonra eğer letal dozu aşılmışsa, letal dozu da aslında tartışmalı ama 2 miligram, LDL 50 yani 50 kilogramlık bir insan için 2 miligram olarak kabul ediliyor şu anda. Aşıldıysa 10 ila 45 dakika arasında semptomlar etkisini göstermeye başlıyor. Panziheri yok. Sağlık çalışanlarının çok çok bilgili ve ilgili olması gerekiyor. Destekleyici tedavi sağlaması gerekiyor. Bu semptomlara yönelik ilk çalışmalar 1945 yılında böyle kategorize edilmesi yine Japonya'da gerçekleşmiş. Japon bilim insanları tarafından. 4 aşamada gerçekleşir. Dediğim gibi balon balığını tükettikten sonra 10 ila 45 dakika arasında ilk semptomlar kendisinin etkisini göstermeye başlar. Bazı vakalarda 3 saate kadar uzadığı da bildirilmiştir. İlk olarak ne oluyor? Ağızda, dudaklarda, dilde ve yutakta bir uyuşma söz konusu oluyor. İlk yani kendini göstermesi bu şekilde oluyor. Sonra baş ağrısı, baş dönmesi, hızlıca yine terleme, bulantı ve karın ağrısı, kusma ilk aşamada gerçekleşebilen semptomlar. Ardından kol ve bacaklarda, parmaklarda felç durumu ortaya çıkıyor ikinci aşamada. Üçüncü aşamada konuşma ve yutma bozuklukları artık çok ileri düzeye gidiyor. Kas titremeleri ve kan basınında çok ciddi düşmeler oluyor. Aşırı hipotansiyon oluyor. Nefes darlığı ortaya çıkıyor. En son aşamada bilinç kaybı, yine tansiyon, hipotansiyon daha da ilerliyor ve kasılma nöbetleri oluyor. Eğer hasta 24 saat içerisinde bu semptomları göstermesine rağmen ölmez ise hiçbir kanıt kalmaksızın iyileşiyor. Ama bu semptomlar genellikle solunum yetmezliğiyle
dozla bağlı olmak kaydıyla ölüme sebep oluyor. Dediğim gibi eğer ki hiçbir şekilde mesela kalıntı bırakmaksızın iyileşen hasta sayısı da çok fazla. Şu an Japonya'da yıllık 50 hasta herhangi bir kalıntı kalmaksızın iyileşir. Semptomlar bu şekilde sıralayabilir. Evet, gayet aslında önemli ve dikkat etmemiz gereken bir konu. Fakat örneğin Hatay Ersuz'dan ne diyeyim Alanya'ya kadarki olan bölümde avcılık yapan bir kıyı balıkçısından bahsediyor olalım. Balığın balığını avladı. Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yeterince tanıyor mu bu avcılar, kıyı balıkçıları? Bir kesinme oldu acaba, anlayabildiniz mi soruyu? Özellikle küçükler çok şikayet. Yani çok muzdarip. Özellikle arkadaşlarına falan zarar vermesi. Amatör olta balıkçıları da çok şikayetçi. Onların yüzünden balık tutamadıklarını söylüyorlar. Hı hı. Ne yapmalı? Kesinlikle tekrar denize atmalı. Yani hiçbir şekilde karaya çıkarmaması lazım. Bu çok önemli. Çünkü karaya çıkarıp kenara attığında sokak hayvanları, kedi, köpek gibi hayvanlar yiyip zehirlenebiliyor. Açık yarayla dokunmaması varsayımda çok çok önemli. Özellikle işte o oltayı çıkarırken. Mesela ben size şöyle bir şey anlatabilirim. Bu cüce balon balığı olarak isimlendirilen işte balıkları biz araziden toplayıp laboratuvara getirdik. Üzerinde çalışırken üzerine sinek kondu ve sinekler felç oldu. Derisinin üzerine. Hatta biz laboratuvardaki arkadaşımla yani anlamadık şey de üzerine cam petri kabını kapattık ve baktık. Bir tanesi kurtulamadı. Diğeri tekrar kendine geldi bir süre sonra. Ama derideki toksin sineği bu hale getirebildi. Açık yara olması durumunda elinizi o esnada işte kanadı kesildi. Ciddi anlamda risk teşkil edebilir. Yani ona dikkat etmek gerekiyor. Denize tekrar atmaları çok çok önemli. Başka da işte olta çıkarırken kesip atmak belki daha mantıklı olabilir. Peki aldığımız önlemler yeterli mi sizce? Ya da bir önlem alıyor muyuz? Türkiye olarak söylüyorum. Belki Güney Akdeniz veya Doğu Akdeniz'deki işte Cezayir, Fas, Tunus, Mısır, İsrail olabilir. Buralardaki durum nedir? Ya da biz Türkiye olarak yeterince bir önlemimiz var mıdır? Açıkçası maalesef ben bu konuda yani üzgünüm. Çünkü evet önlemler alınmaya çalışıyor ama yeterli değil. Tüm Akdeniz istila etmiş türlerden bahsediyor. Tek bir de. Çok söz konusu. Avrupa Birliği çok erken yasakladı. Yani 2004 yılında bunu öngörerek tüm Tetrodontidae familyasının ve Mola Mola'nın karaya çıkarılmasını, satılmasını direkt yasakladı. Hı hı. Biz de yasakladık. Biz ama Lagocephalus scleratus ve Lagocephalus spadiceus türlerini, daha böyle büyük balık tezgahlarında kendilerine bir dönem yer bulmuş ve bu potansiyeli taşıyan balıkları yasakladık. Ama herhalde doğrusu familyayı toptan yasaklamaktı. Biz mesela işte Türkler Kulesi'ni tamamladığımızda bu konuda bakanlığa yazı da yazdık. İşte 2017'de diğer türlerin de işte Süveyş balon balığının ve cüce balon balığının da yasak kapsamında alınmasına yönelik. Fakat işte 2020'de alındı. Şu an 8 tür şeyde. O da tam yasak değil. Yani izne tabi. Yani orada da bir risk var. Tamamen yasaklanması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu balon balıklarıyla ilgili kesinlikle yasak getirilmeli. Ve medyada bununla ilgili haberler yapılırken de çok daha sorumlulukla hareket edilmeli. Yani kamu kurumları, üniversiteler, bilim insanları, bu işe gönül veren herkesin daha sorumlu hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın geçen hafta bir vatandaşımız bu yüzden vefat etti ve ben yani medya üzerinden takip ettim. İşte Antalya'daki arkadaşlara da sordum. Şey demiş, işte biz bunu yiyoruz bir şey olmuyor. Evet. İki ay önce yine zehirlenme oldu. Şimdi balon balığı işte medyanın da burada balon balığı yasağı kalktı şeklinde haber yapması belki de vatandaşı olumsuz etkiledi. Tam olarak şunu da söyleyebiliriz. Mesela
Evet, yani diğer ülkeler de çeşitli yasaklamalar getirdi. Yunanistan bu konuda çok ciddi bir kamu bilinçlendirmesi çalışması yaptı. Kıbrıs yıllardır balon balıklarının toplayıp balon balığı karşılığında para bir ücret ödemesi yapıyor. Biz de ona geçtik şu anda. Tüm Akdeniz istila etmiş balon balıklarını siz yerel bir önlemle ne kadar azaltabilirsiniz? Nitekim Kıbrıs'ta hiçbir şekilde, yani o ödemelere rağmen bir azalma söz konusu değil. Ülke ekonomisine zaten yüklü balıklar doğrudan ve dolaylı olarak, yani balıkçılar üzerinde bir yük, yerel ekonomik türler üzerinde bir baskısı söz konusu. Bir de üzerine siz işte ülke ekonomisine artık bunların kuyrukları var, kuyruklar için ödenen bir ekstra ekonomik yük daha getirmiş oluyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten bu konuyla ilgili çok fazla medyada haberler çıktı. Bazıları da bizi hakikaten endişelendirdi de. Yine medyada yakın zamanda çıkmış olan bir haberi referans alarak bir soru sormak istiyorum ben size. Yanılmıyorsam Anamur'daydı o da. Çocuğun parmağını ısırdığı şeklinde işte balon balığı olduğu ile ilgili haberler yayınlandı. Yani balon balıkları insanlara saldırıyor mu? Aslında özetle böyle bir soru sorsak. Balon balıklarının insanlara, ben çok ciddi bir literatür taraması yapmıştım mesela, yıllardır bu konuyu takip ediyorum. İnsanlara saldırdığına yönelik yıllar öncesinden Avustralya'dan bir kayıt vardı. Belki de dünyadaki ikinci kayıt da bizim ülkemizde. Geçen yıllar, geçtiğimiz yıl ben de onu takip ettim. Normal şartlarda yani çok fazla örneği yok bunun. Ama işte yani bunların diş yapısı öyle bir şey ki, yani siz mesela balıkçılar troll teknelerinde balıkları ayıklarken yanlışlıkla parmağını kaptırdığında parmağını koparan balıkçılar oldu. Yani dikkatli olmak gerekiyor. Ama dediğim gibi ben o konuda mesela Türkiye'de ikinci vaka diye biliyorum. Normal şartlarda Avustralya'da var bir tane. Çok fazla duymadım açıkçası. Bizim ülkemiz oldu. Ama bu da demek ki saldırıyor. Yani böyle bir çocuk, kız çocuğunun parmağını kopardı. Biraz daha dikkatli olmak lazım diyebilirim. Hocam peki bence korkmalıyız. Evet, yani çığlık atarak kaçacağım böyle. uzak durmamız gereken bir canlı olduğunu öğrendik bunu. Peki şimdi bütün Akdeniz'e yayılıyor. Gün geçtikçe de daha fazla bölgeye yayıldığına dair bilgiler de geliyor. Yakın zamanda yine birkaç değerli hocamızın lesepsiyen türlerle ilgili bir sunumu vardı, yine online bir video üzerinden yaptıkları bir görüşme olmuştu. Orada da dinlemiştim ben değerli hocalarımız. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde Akdeniz'in özellikle kuzey kısımlarında sadece yerel türlerin kalabileceği, onun dışında bütün Akdeniz'in küresel ısınmadan dolayı bu lesepsiyen türlerin baskısı altında kalacağı gibi bir cümle kurmuştu. Peki balon balığına spesifik olarak konuşacak olursak şu anda bizim bu yayılımı durdurabilme ile ilgili yapabileceğimiz bir şeyler var mı acaba? Herhalde önce şunu kabul etmek gerekiyor. Yani balon balıkları artık aklımızın gerçeği. Bunları sistemden toplayıp söküp alamazsınız. Ama mücadele edilebilir mi? Tabii ki edilebilir. Yani insan tüketimine sunulamıyor oluşu, bunun bir şekilde işlenemeyeceği ya da farklı bir ürün için kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Yani bu alanda çalışmalar yapılabilir. Biz de mesela şu an buna yönelik bir çalışma tasarlıyoruz. Hatta proje önerimizi gönderdik. Bir dolaylı olarak bir av baskısı yaratabilmek burada önemli. Onun dışında dediğim gibi, yani söküp atamazsınız. İşte ekonomik bir motivasyon yaratarak üzerine bir av baskısı oluşturmak belki etkili olacaktır. Ama aksi takdirde dediğim gibi bunu biz ekosistemden söküp atarız diyemeyiz. Veya belki de
yine daha önceki o sunumda hocalarımızın söylediği bir şey vardı. Primer değil de bir sekonder bir etki yaratarak, yani nedir, küresel ısınma üzerindeki etkimizi azaltarak, insanın bu küresel ısınmayla üzerinde oluşturduğu etkiyi azaltarak bu belki de yayılımı en azından bir miktar durdurabilme imkanımız olabilir, şansımız olabilir. Ne dersiniz hocam? Belki ya, ama işte hala hazırda yayılmış bir tür var. Yani evet. Benekli balon balığı tüm Akdeniz'e yayılmış durumda. Yani Adriyatik'te, Ege'de, Güney Akdeniz'de her tarafta yayılmış durumda. Belki doğru, yani ben de o söyleyen hocalarıma katılırım. Yani elbette ki engelleyici sekonder bir etki yaratır. Fakat siz hala hazırda yayılmış bir tür var. Bununla nasıl mücadele edeceğiz? İşte yine sekonder bir, belki doğrudan tüketim değil ama bir motivasyonla bunun üzerinde bir av baskısı yaratılabilir. Mesela bakanlık, bizzat Tarım Bakanı açıklama yaptı. Bunun ilaç olarak kullanımıyla ilgili. Mesela bu yapılabilirse, yani benim bildiğim kadarıyla ilaç denemeleri şu an Amerika'da durduruldu. Yani bu anlamda denemeler vardı Federal İlaç Dairesi'nde. Ama eğer ki bakanlık kanalı firmaya göre bu yapılabilirse, bu bir av baskısı yaratır mesela. Çok da iyi olur. Peki yine bununla bağlantılı bir başka bir şey ekleyeceğim hocam. Madem ki biz bu canlıyı kullanamıyoruz, yakalayıp karaya çıkartamıyoruz, şey yapamıyoruz. Doğada peki bunun mesela geldiği yerde, yani mesela Süveyş üzerinden, Kızıldeniz'den buraya gelen bir tür, doğada bunun bir düşmanı yok mu? Bununla beslenen başka bir predatör yok mu? Veya Akdeniz'de mesela yakın zamanda yine bir haber duymuştum. İşte karettaların balon balıklarını yedikleriyle ilgili görüntü paylaşanlar falan olmuş mesela. Bunlar gerçek mi yoksa artık zaten hani doğruyu yanlışı da ayıramıyoruz sosyal medya üzerinde paylaşılan birçok şeydi ama doğal bir düşmanı var mı şu anda Akdeniz'de? Bizim destekleyebileceğimiz predatörler var mı? Akdeniz'de şu an bilinen bilimsel olarak da ortaya konmuş doğal bir avcısı yok. Ama biz de duyuyoruz. Yani özellikle sahaya gittiğimizde oradaki balıkçıların, işte kıyı bölgelerinde yaşayan insanların kendi aralarında efsaneleri var. Sosyal medyadan da dediğiniz gibi takip ediyorum. Ama bu anlamda şu an bilimsel olarak ortaya konulmuş maalesef bir avcısı, bir predatörü bilinmemekte. Yani bunun üzerine çalışan hocalarımız var. Bu direkt doğrudan bunun üzerine çalışan hocalarımız var. Umarım yani varsa da destekleyebileceğim sizin dediğiniz gibi tür çok daha iyi olur. Yani bu balon balıklarının doğrudan ve dolaylı etkilerinin azaltılması açısından katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hocam şöyle bir çıkarım yaptım aslında sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla. Bir şekilde bu balıklar artık Akdeniz'e girdiler. Bizim sahillerimize geldiler ve bir şekilde yaşamımızın içerisine girdiler. Artık bunlar hayatımızın birer parçası. Akdeniz'in de birer parçası. Değil mi? Evet. Ve biz bu canlılarla bir şekilde yaşamaya alışmalıyız. Peki önümüzdeki 10-20 yıllık süreç içerisinde değerlendirecek olursak bu canlıların daha da kuzeye, belki işte Ege'nin kuzeyine veya Marmara'ya veya Karadeniz'e sıçraması gibi olasılıklar da mevcut mu? Böyle projeksiyonlar var. Özellikle ısınmanın etkisiyle bu şekilde projeksiyonlar söz konusu. Çünkü balıkların ısı toleransı açısından değerlendirildiğinde Karadeniz'e, hatta sanırım Karadeniz'e rapor verildi Sinop'ta. Böyle bir olasılık mümkün. Bunun üzerine çalışan hocalarımız bahsediyorlardı. Maalesef mümkün diyebiliriz yani. Yayılması daha da hızlanacak. Halihazırda cüce balon balığı hızlı bir yayılım göstermekte. Mesela geçtiğimiz yıl gırgır balıkçıları böyle ton civarında şey yapmış. Görmüştüm ben de onu. Evet. Yani bunlarda da ciddi bir artış ve yayılım maalesef söz konusu. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi ben aslında Deniz Anadolu'dan çıksa konu için içerik üretirken kafamdaki fikir şu. Klasik anlamda balık yetiştiriciliğinden
farklı olarak su ürünleri sektöründe ne yapabiliriz kısmında bir takım sorulara yanıt arıyorum kendi çapımda ki aslında biz sizinle daha önce Twitter üzerinden bu konuda şey yapmışız. Ben fulunun bile Akdeniz'deki balon malından yapıldığını sanan bir cahilmişim. Bunu siz daha sonra bana doğru bir şekilde anlattınız. Ben o tweet'i buldum tekrar. Bu konuda da kendi cahilliğimden dolayı aslında özür dilerim. Biz bu balon balıklarını Türkiye'de işleme şansımız olabilir mi? Ya da sürdürülebilir bir kazanç elde etme imkanımız olabilir mi balon balıklarından? Tabii ki olabilir ama önce şunu koymak lazım. Yani dedim ya, maalesef şu an ülkemizde belki çok az ülkemizde de balon balıklarıyla ilgili çok ciddi bir bilgi söz konusu. Balıkçılar şikayetçi, herkes şikayetçi. Ama bu medyada çıkan haberler sonrasında biz mesela arayan insanlar oluyor. Ya işte hocam biz bunu Japonya'ya ihraç edemez miyiz? İşte bunu işleyemez. Japonya'dan eğitim aldırsak, işte personel göndersek biz bunu burada işleyemez miyiz? İşleyemezsiniz çünkü Japonya'da bu türler tüketilmiyor. Yani Japonya'da 20 ila 22 civarında Sağlık Bakanlığı'nın, Japon Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği, düzenli olarak toksin taraması yaptığı türler söz konusu. Ama bu türler değil onlar. Özellikle en yaygın bulunan benekli balon balığı tüketilmiyor orada. O kıyılarda da var ama tüketilmiyor. Lagocephalus spaticeus türü var bizim kıyılarımızda. Çok eski zamanlardan, yani belki en eski uzun süredir aklımız olan balon balığı türü. Bu tür çok hem çok yaygın değil, Malezya'da ve Çin'de tüketiliyor. Ama bunun şöyle bir sıkıntı var. Morfolojik olarak kayıp edilmesi çok zor. Benzer türler var ve bu türler aşırı toksisite gösteriyor. Malezya'da da mesela bu nedenle çok ciddi ölümlü zehirlenme vakaları oluyor. İşte yani o yeme kısmı, yani doğrudan insan tüketimi kısmı çok olası değil. Yani ben yedim bir şey olmuyor söylentisi zarar veriyor. Artı bu balıkları Japonya'ya satabiliriz algısı da maalesef. Çok yaygın ama yanlış bir algı. Ne yapabiliriz? Kazanç sağlayabilir, işleme imkanımız var mı? Bu alanda çalışma, işte önerileri olan, bakanlıktan önerileri olanlar var. Mesela bizim yine bunu sekonder bir kullanımına bir proje çalışmamız var. Doğrudan insan tüketimine sunamıyoruz. Yani bu çok açık. Hem toksin, hem yerleşmiş kötü bir algı var. Ama bu balıkların aynı zamanda protein oranları çok yüksek. Yağ oranları düşük ama mesela doymamış yağ asit oranları, EPO ve DHA oranları yüksek. O zaman biz bunları dolaylı olarak bir ürün olarak kullanabilir miyiz? Kullanabilir. Bence işte aslında kamu kurumlarının ve üniversitelerin bu konuda daha da destekleyici, teşvik edici olması çok daha önemli. Böylelikle bir av baskısı yaratılabilir bunların üzerinde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yalnız tabii ki net bir şey konuşmak lazım. Şu anki bilimsel olarak yapılan çalışmalar ışığında balon balığını hiçbir şekilde, yani net bir şekilde şunu söyleyebiliyoruz herhalde. Net bir şekilde avlamamalıyız. Karaya çıkartmamalıyız. Hatta elimizle temas etmemeliyiz anladığım kadarıyla. Mümkünse bir bezle falan. Evet, yani açık yara. Çünkü deri normal evet. Toplum için keser ama açık yara varsa risk. Evet. Ve kesinlikle pişirmeyle bile olsa zehri ortadan kalkmıyor. Sadece karaciğerinde veya iç organlarında değil, kas dokusunda, deri dokusunda da bunun zehrine rastlayabiliyoruz. Aynı zamanda mevsimsel olarak da bu zehrin dozları da değişebiliyor. Ve çok küçük bir miktarda zehire maruz kalıp da ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilecek vakalar da olabilir. Dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir letal dozdan da direkt bahsedemiyoruz. Şu kadarlık doza maruz kalırsanız tehlikeli de diyemiyoruz. Dolayısıyla her türlü aslında bu balıktan net olarak bir uzak kalmamız gerektiğini biliyoruz. İkinci olarak da balıkçılarımızın, özellikle
olta balıkçılarımızın herhalde kanuni olarak yapması gereken bir şey de yakaladıkları zaman karaya çıkartmayacaklar. Evet. Canlı veya ölü de olsa tekrar suya bırakacaklar herhalde. Doğru mu hocam? Doğru ama işte şu son dönemde onun düzenlemesi yürürlüğe girdi mi bilmiyorum ama yani kuyruk, balon balığı kuyruğu getirene 5 TL ödeme şeklinde Tarım Bakanlığı bir uygulaması başlayacak. Yani öldürüp kuyruğunu kesip kuyruğunu bakanlığa gönderip veya il müdürlüklerine gönderip yürürlük alan kısmında denize tekrar atması. Peki çok... hocam burada aklımda çok şey bir soru geliyor. Şimdi biz bu canlıyı öldürüp tekrardan denize bıraktığımız zaman deniz onun işini görüyor mu? Yani doğal bir sirkülasyonla bir şekilde onun işini halledebiliyor mu? Yani o organik atık olarak ayrışıyor ve tekrar parçalanıyor. Deniz, yani o döngü normal döngü devam ediyor. Yani karaya bıraktığınız zaman şöyle bir risk söz konusu. Bu toksin yeraltı sularına bile karışabilir. Artı kuşlar ya da diğer vahşi veya evcil hayvanlar, sokak hayvanları bunları tüketebilir. Bu da ölümcül bir etki. Zaten denizdeki canlılar o toksik etkisi geçene kadar ona çok yaklaşmıyorlar. İşte bu savunma mekanizması, adaptasyon dediğimiz kısım da bu. Yani o denizdekiler onu biliyorlar ama karada çok büyük risk teşkil ediyor. O yüzden her halükarda onu tekrar denize atılması gerekiyor. Canlı da olsa, ölü de olsa her denize atıyoruz. Tekrardan denize bırakılması gerekiyor şu an. Çok hocam, teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bilgiler aldık. Fakat ben asıl önemli sorumu da en sona bıraktım. Bu konuda sizin de dahil olduğunuz bir proje var. Bayoma projesi. İçerisinde bir de aslan balığının da dahil olduğu yanılmıyorsam bir proje. Bize kısaca bu Bayoma projesinden ne zaman başladı, şu anda bu projede ne aşamadayız, neler bekleniyor bu projeyle ilgili ondan da bahsederseniz sevinirim. Yani bu dediğim gibi çok aslan balığına biraz değinmek gerekiyor burada belki de. Aslan balığı da zehirli, venom içeren bir dünyadaki en tehlikeli istilacılar arasında yine. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte 1980'li yıllarda akvaryumlardan bırakılan Florida yıllarında aslan balıkları çok hızlı, yani 20 yıllık süreç içerisinde Doğu Amerika, Doğu kıyısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu kıyısında istila etmiş durumda. Çok yani ciddi, güçlü istilacılar. Ve artık Akdeniz'de onlar da var. Hepimizin bildiği gibi. İşte bu proje aslında öncelikle balon balıklarının yayılım alanlarına TAGEM tarafından desteklenen bir proje. Antalya'daki Sürünür Araştırma Enstitüsü buna liderlik etmekte. Öncelikle sadece balon balığı olarak düşünüldü. Sonra aslan balığı da eklendi. Biz de bu projenin toksin analizi kısmındayız. Örneklemeler devam ediyor ama henüz toksin analizlerini gerçekleştirmedik. Bilmiyorum, en kısa zamanda onları da yapacağız. Biz normalde kendi çalışmalarımızda Mersin Körfezi'nde örneklediğimiz türleri yaptık. Lagosiphalus skeratus türünü mesela Türkiye'deki toksin belirlemesini gerçekleştirdik. Yine Spatialus'un Akdeniz'deki ilk toksin düzenini. Torquay Genel ve Süveyş, Cüce ve Süveyş balon balıklarında dünyadaki ilk toksin kaydını gerçekleştirdi. Ama bu Bayoma projesi şöyle bir güzelliği var. Türkiye kıyılarında geniş bir örnekleme alanında toksin düzeyinin belirlenmesi amaçlanıyor. İşte bu, yani kamu kurumlarının bu anlamda bu tarz çalışmaları desteklemesi çok çok önemli. Çünkü balon balıklarıyla ilgili çok sayıda fikir üretiliyor ama bunların popülasyon düzeyleri nedir? Ortaya henüz tam olarak konulmuş değil. Yani yayılıyor evet ama popülasyon nedir? Ekonomik olarak kullanımı uygun mudur? Bunların da net olarak konulması açısından bu tarz projeler önem arz ediyor. Çok teşekkür ederiz. Bugün Denizden Babamçık.com'un YouTube kanalında bayramın 3. günündeyiz, Kurban Bayramı'nın. Dinlemiş olduğunuz yayına bir miktar kesintiler ve donmalar olduğuna dair bir takım yorumlar aldım. Sedat Gündoğdu buradaydı, Murat Turgut, Mersin Üniversitesi'nden Zafer Kuşatan, Musa Kanıgür buradaydı.
gecikme ayarlarından dolayıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü ben bunu ilk kez yapıyoruz. Video zaten yüklendiği zaman muhtemelen sorunsuz şekilde izlenebilecek, aynı zamanda kaydediyorum ama bugün burada olmanız gerçekten çok önemliydi ve Akdeniz hakkında konuşmamız gereken konuların başında gelen balon balığı ile ilgili sizden çok değerli bilgiler aldık. Sayın Doktor Ali Rıza Köşker, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden bizi yayınımıza bugün katıldı ve tabii ki Antalya'dan Aquapena Su Ürünleri Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerinden Cem Kadeş'le birlikteydik. Yayına katıldığınız için ben size tekrar çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda umuyorum ki yüz yüze de görüşürüz. Bir araya gelip Antalya'da, Adana'da, hatta belki İzmir'de görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Akdeniz'le ilgili konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. İstilacı türler ve Akdeniz'deki stoklarla ilgili de konuşmak istediklerimiz var. Ve hatta Zafer Kuşatan da yayınımıza dahil olmuş. Onunla da belki deniz atlarını konuşuruz diye tahmin ediyorum. En son biz fakültedeyken üretmeyi başarmıştı. Ben şimdilik size iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın. Tekrar kesintilerden dolayı çok özür dilerim. Bir sonrakinde birazcık daha çözmeye çalışacağız. Biz ilk kez yaptığım için sanırım böyle oldu. Tamam. İyi bayramlar tekrar. Hoşça kalın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Mm-hmm.